doktor almak istiyorum. İyi günler bir tane. İyi günler bir tane prediktör alabilir miyim? Evet buyurun. Buyurun hanımefendi. Şey ben... Hay Allah. Şey ben... Başlangıç olarak bir kutu aspirin alayım. Bir de boğaz pastili. Bir tane de diazem alayım bari. Şey biz yine eczan dolabı aldık da. Son olarak da P harfinden prediktör istiyorum. Hepsini bir poşete koyarsanız. İyi günler Sıdıka. Ne o? Kızsal mazeretlerini gidermek için diyeceğim mi oluyorsun ha? Sana ne be terbiyesiz. İnsana böyle bir şey sorulur mu? Niye öyle diyorsun ki Sıdıka? Ben modern birisiyim. Artık böyle şeyler konuşulabilmeli. Yani hem bütün kızlar alıyor değil mi bunlardan artık? Çekinmene gerek yok yani. Ben genel olarak eczan filan alıyordum Kenar. Yani böyle aspirin, aseton, novalgin, sargı bezi falan. Benim hesabı çıkartırsanız artık ben gitmek istiyorum. Acele etmeseydin Sıdıka ne güzel beraber alışveriş ediyorduk. İyi günler. Pardon hanımefendi bu poşet de sizin. İçinde yara bandı, kolonya ve prodüktör de var. Pardon beyefendi. Siz az önce prodüktör mü dediniz? Yani şu hamilelik testi için kullanılan. Bu. Evet. Riyakar kadın bana bunu yapmayacaktın. Veya benimle yapacaktın. Eyvah kız kardeşim. Aha, saçmalama Semim. Genellikle bu durumlarda kız kardeşler korkar. Sen de her şeyi biliyorsun Mutlu. Bak sırf bu yüzden seninle ayrılabiliriz. Bir de o çocuk sevgin var yani. Ne haber abi? Merhaba. Merhaba. Hayrola Sıdıka? Eczanede ucuzluk mu vardı? Hayır abi. Ben sana sonra anlatırım. Pabucumuz dama atılıyor abi. Hadi. Yok abiciğim. Ben dayanamayacağım. Benim bu testin sonucunu hemen öğrenmem lazım. Otur lan yerine lavuk. Doğumhaneye çevirdin burayı be. Bir farkı yok ya abiciğim. Şu an benim için bütün dünya bir doğumhane. Ya Numan abiciğim be. Sence testin sonucu ne çıkmıştır ha? Sıdıka hamile midir? Allah'ım ya Rabbim ya. Ya başladın yine ya. Ne yapalım abi? Sonuçta o benim sevgilim. Hamile ya da değil. Yani... Çocuklu da kabul ederim ben onu. Karar verdim abi. Çocuğu nüfusuma geçireceğim. Peki Kenar. Peki bu çocuk kimden olabilir Numan abi? Sence benden olabilir mi? Oğlum okulda hiç biyoloji okutmadılar mı sana ha? Yanına yanaşamadığın bir kızı nasıl hamile bırakacaksın? Belki alkollü bir anımda aramızda bir şeyler geçmiştir. Ya ve ben hatırlamıyorumdur. Kesin öyle olmuştur. Ben içince biraz dağıtıyorum Numan abiciğim. Kendimi kaybediyorum. Tabii kız da emin olmadan söylemek istememiştir, haklı olarak. Düşünsene Numan abi. Gözlerini benden alsın. Burnunu Sıdıka'dan. Numan abi, ben Sıdıka'ya ayva götüreyim ha. Çocuğun çenesi çukur olur, ne dersin? Kenar, bak. Belki bir arkadaşına lazımdır ha. Ya da ne bileyim, abisi falan istetmiş olamaz mı? Ya saçmalama beni Numan abi ya. Ya abiler hamile kalır mı? Canım belki kız arkadaşıyla arasında bir şey geçmiştir. Onun için lazımdır. Sıdıka söylemiş mi eczacıya kim aldığını he? Sen haklısın. Devletin böyle şeyler alanlardan vergi numarası istemelisi lazım. Ki kimin kullandığı belli olsun. Ama yok abi. O çocuk var ya kesin benden. Şimdi arayıp öğreneceğim testin sonucunu. Alo Sıdıka. Ne oldu testin sonucu? Elinin körü oldu eşşol eşşi. Sen de kimsin be? Aa, ay bütün mahalle biliyor ayol. Sıdıka salağı o şeyi açık arttırmayla mı aldı acaba? Ayol duymayan kalmamış. Duysunlar canım. Bunda utanılacak bir şey yok ki. Erkek adamız şunun şurasında. Olur mu Zekeriya? Ha bu çok özel bir konu. Kezin o Goncagül dedikoducusu yaymıştır bunu mahalleye. O kadar da söylediydim.
Bir gelsin var ya, çok ağır konuşacak. Aa, aman karıcığım, aman sen ağır konuşma. Gel, hamilesin. Geç otur şöyle. Gel. Kim o? Neler aldın böyle Sıdık'a? Malzeme. Ne? Sana Sinop yemekleri pişireceğim. Şimdi bunlarla hasret giderirsin, tamam mı? Hadi yürü. Anne kız, bizim sülalede böyle önemli birisi var mı? Hani sen diyordun ya, böyle Abdülhamit zamanında falan hafiyelik yapmış akrabalarımız diye. Böyle günümüze kadar gelebilen bir hafiye falan oldu mu? Hayır, ben düşündüm de öyle akrabalarımız arasında böyle VIP bir şahsiyete rastlayamadım açıkçası. Persil adam var Sıdık'a, baban tarafından akrabamız olur. Kız ayaküstü dalga geçmesene anneyle ha? Salak şey, nereden çıktı şimdi bu sorun? Allah Allah, gece rüyanda soy ağacımızı salıncak mı kurdun Sıdık'a? Hayır yani, başımıza bir iş gelirse arkamız sağlam mı? Böyle sözü geçen bir akrabamız falan var mı? Hatırlı bir kişi diye merak ettim. Merak etme, hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey gelmez başımıza. Ha, kimsenin etlisine sütlüsüne karışmıyoruz biz. Ne gelebilir ki, ne olacak yani? Dünya hali bu anne. Her an başımıza bir şey gelebilir. Bir düşün bakayım ya, hatırlamaya çalış. Böyle ufak da olsa mafyayla bir bağlantımız falan yok mu? Çete mensubu birisi. Böyle hırsız, uğursuz falan. Kız bana bak, açık konuş bakayım. Sen bir hat mı karıştırdın ha? Sıdık'a. Ne? Yoksa sen hamile misin ha? Öyle doktor falan mı lazım? Ne saçmalama ya. Ya bu hem fiziksel olarak hem de biyolojik olarak mümkün değil, tamam mı? Evet. Ve Cengin cam kenarında divanda öyle oturuyorum. Yastıklardan mı hamile kalacağım? Dedik ya, dünya hali bu. Yani başımıza bir iş gelirse arada böyle bizi kurtaracak birisi var mı, bunu merak ediyorum. Adem ile Havva'nın torunlarıyız. Bir soran olursa öyle dersin. Hepimiz insan evladıyız çocuklar. Ha? Başımıza bir iş gelirse kanun haklıyla haksızı ayırt eder. Öyle ayıyla uyum bilmem neyle işimiz yok bizim. Sen öyle sen. Tamam, kanun haklıyla haksızı ayırt eder. Onu biliyoruz da böyle hızlandırıcı etkisi olan bir akrabamız olsa falan mı? Haklısın aslında kız. Dur ben bir düşüneyim bakayım. Kaçıncı dereceden ünlü olması gerekiyor Sıdık'a? Vallahi ne bileyim, yani sokaktaki insanların hatırlayacağı kadar ünlü ve hatırlı birisinin olması gerekiyor. Ya Persil adam olur mesela, onu herkes tanıyor. Ya biri vardı ama adı aklıma gelmiyor Sıdık'a. Ne? Bill Cosby diyeceğim ama değil. Bill Cosby mi? Hani şu Cosby ailesinin reisi. Neydi o televizyon dizisi be anne? Hah, onu konuşan adam. Ay, o babanın askerlik arkadaşı kız. Tabii, herkes tanır onu, herkes. İyi de anne ya, sen bile hatırlamıyorsun adını. Kim hatırlayacak onu? Olur mu kız? Aa, tok bir sesi var adamın böyle. Hani kim nerede duysa hatırlar. Ben bile öyle. Nerede duysam hatırlıyorum. Ay, 5-10 sene önce olsa gene bir derece anne. Ama şimdi Cosby ailesi mi kaldı be? Kimse hatırlamaz onu. Onu geç. Yani şöyle bize sahip çıkabilecek bir çıkar grubu var mı? Ondan söz et. Bu şimdi benim aklıma geliyor galiba. Ben yumak etiketi biriktirip Ören Bayan Kadın Kulübü'ne üye olmuştum Sıdık'a. Ha? Onlardan rica ederim. 7 düvele faks çekerler, arka çıkarlar bize. Komik olma anne ya. Böyle yumaklarla ilgili bir problem yüzünden başımızı belaya soksak neyse. Ben yani çıkar grubu derken daha aktif bir topluluktan söz ediyordum, anlıyor musun? O zaman abinle konuş kız, ona ninja arkadaşları falan var. Kaç senedir dövüş sanatları kursuna gidiyor olan. Ha, bir sürü çevresi falan olmuştur şimdiye kadar. Abim o kursta kiremit kırmaktan başka bir şey yapmıyor ki. Şu durumda tanısa böyle kiremit fabrikası sahibini falan tanır herhalde. Öyle deme abiye kız. Aa, sadece kiremit kırmıyor ki oğlan. O bir dövüş sanatları ustası Sıdık'a. Ya hocası Baturab Dinçleri Bey ne kadar felsefe öğretiyor oğlana. Tabii. O Baturab Dinçleri Bey var ya, kız Marmara bölgesinde bir taneymiş, Türkiye'de de 8 tane. O kadar önemli bir şahsiyet o adam. Özür dilersen bir anne. Anne, ne oldu, ne çıktı testin sonucu? Kız, Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazanmışım Sıdık'a, yarın gel başla dediler. Ay, bırakır mısın espri yapmayı, ne oldu hakikaten? Ay yo, ay Sıdık, olacak iş değil anacığım. Ay, el kadar çubukla böyle ben uğraşamam anacığım. Ne öyle?
Affedersin, üstüne bir çay kaşığı idrar falan damlatıyorsun. Yok efendim, tek çizgi mi çıkacakmış? İki çizgi mi çıkacakmış? Ay hiç gelemem öyle şeylere sizlik. Ne yapacaksın peki? Söyledim ya kızım, Gonca Gül'ün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tanıdığı varmış. Mecburen oraya gideceğiz artık. Hadi yürü sofraya. Tamam. Evet. Tabağını uzat babanın. Zekeriya. Ne? Benim sağlık karnem nerede anacığım? Ne yapacaksın kız, sağlık karnesini satıp erik mi alacaksın? Bir asabiyeciye gideyim diyorum Zekeriya. Bazen nevrimi öyle bir döndürüyorsun ki bok varmış gibi gene o rakıyı içiyorsun. Yazıcı. Suratın yine kıpkırmızı olmuş. Ne diye şimdi benim rakıma karışıyorsun ya? Ne olmuş içiyorsak? Niyesi var mı Zekeriya? Bu yaşta bu kadar rakı içilir mi canım? Ha? Gençken hadi kaldırıyordun. Ama ya sana bir şey olursa? Biz nasıl büyüteceğiz bu çocukları? Lan daha ne kadar büyüteceğim bunları? İkisi de ayı kadar oldu işte. Hem nereden çıktı durduk yerde şimdi bu? Zekeriya, sağlık karnem nerede sen onu söyle. Şifonyerin gözünde olacak. Hangi o şifon? Nüfus kağıtlarının olduğu torba var ya, evet. Onun içinde. Nesi var ananızın? Hı? Yok bir şey baba. Baba? Hı? Seni yedi seni. Çarpacağım şimdi bir tane ha. Manyak mısın oğlum sen? Ha? Askerlik arkadaşın mıyım lan ben senin? Bana bak, istersen senin sağlık karnını da vereyim, ananla beraber gidin ha. Günaydın müdürüm. Günaydın. İsim buldunuz mu yavruya? Kız olursa Zehra koyun, uğurlu isimdir. Ne? Yaşasın! Lord birini hamile mi bıraktı kız? Ah, Lord! Neredesin oğlum? Ah çapkınım benim, sonunda becerdin ha. Lord değil müdürüm sen. Teyze mi? Ne diyorsun kız sen? Ağaçlara tırmanıp yatak odalarını mı gözetliyorsun? Yok müdürüm, leylek gördüydüm ya ben rüyamda. Teyzem hamile işte, benim rüyalarım hep çıkar. Saçma sapan konuşma Zehra. Karım hamile olsaydı haberim olurdu herhalde. Saçma değil müdürüm. Kız olursa adını Zehra koyun, bir tek onu söyleyecektim. Git be kadın, sen iyice üşütmeye başladın ha. Havalar ısınınca sana da geliyorlar galiba. Ay bağırıp durma kadına Zekeriya. Doğru söylüyor galiba. Ne? Doğru mu söylüyor? Dur kız dur, bekle. Yukarı geliyor. Sen işe gitmedi miydin? Merhaba anne. Günaydın. Nasılsın ufaklık? Sen de mi biliyorsun? Oo, anneciğim herkes biliyor ya. Anne bak ne buldum. Bebeklik eşyalarım. Ufaklığa seve seve devredebilirim bunları. Olmaz lan olmaz. Bunlar pembe, görmüyor musun? Erkek çocuğuna pembe olmaz. Tabii ya. Hem ben onu dövüş sanatçısı olarak yetiştireceğim. Yani pembe biraz ters kaçar ya. Hayır abi. Onu asla kendin gibi ayı olarak yetiştiremeyeceksin. Biz onunla sinemalara, konserlere filan gideceğiz. Sen yapmıyorsun ama o beni gezdirecek. Ha, göreceğiz bakalım Sıdıka Hanım. Erkek olacağı nereden belli canım? Hem bakalım dünyaya getireceğiz mi? Tabii ki getireceğiz karıcığım. Bu saatten sonra dönüş olmaz. Artık senin odan çocuk odası olacak tabii, değil mi Sıdıka Hanım? Hı? Ha, ne münasebet. Çocuk erkek olacaksa senin odana yerleşmesi daha doğru bir kere. Ne yalan söyleyeyim, ben de erkek olsun istiyorum. Adını da Şadan koyalım. Şadan kim kız? Ay, kimse değil Zekeriya. Ben takvimin arkasına baktıydım da doğacak erkek çocuğunuza Şadan adını koyun diye yazıyordu. İyi de Safiye, çocuk bugün doğmayacak ki. Doğduğu zaman bakarız takvimin arkasına. Say ya, ne zaman doğacak bu çocuk? Ha? Baba, siz bu leylekle kontratı hangi gece imzalamıştınız? Zekeriya, anacığım biz Gonca Gül'le bir hastaneye gidip bir de doktora danışalım diyoruz. Öyle ya, burada oturup doğmamış çocuğa don biçeceğimize işin aslını bir öğrenelim değil mi? İyi, gidin Safiye, gidin. Gerçi her şey ortada. Artık bundan böyle 5 kişilik bir aile olacağız. Ay. Arzu, sen kızım Safiye teyzenden şöyle biraz uzakta yürü bakayım. Aa niye anne ya? Teyzen hamile, onun çocuğunun boşluğunu düşürürsün sonra. Merhaba teyze. Ay sağ ol çocuğum, sağ ol. Samimiye geldiysen yukarıda. Hayrola teyze? Neden bakılmıyor gözümüze? Ay şimdi sana söyleyemeyeceğim bir nedenden dolayı bakamayacağım Bebeto Kamil evladım.
Ay sana bakarsam doğacak çocuğum da sana benzer. Ay bilmem anlatabildim mi ha? Bir çocuğunun olacağı dışında söylemek istediğin başka bir şey var mı teyze? Is 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 is. Püh! Söyledik değil mi? Ayrıca şu anda sana bakıyorum. Gonca Gül yürü gidelim.